Egemen TV'nin değerli izleyenleri, bugün 24.sü düzenlenen Çağal Bağbozu şenliklerinin ikinci gündeyiz. Peki neredeyiz? Arkamızda Veysel gösterecek şimdi. Bir heykelimiz var. Dünyaca ünlü İbrahim Çallı. Ve İbrahim Çallı nereli? Tam Çal'ın göbeğinden Çallı. Ve İbrahim Çallı 1882 yılında Çal'da doğmuş ve 1960 yılında İstanbul'da rahmetli olmuş, bizlere veda etmiş. Cumhuriyet'in bir dönemine adını veren ressam İbrahim Çallı, dünyada adımızı duyuran Çal Karası'yla, tarihiyle, kültürüyle ünlü, Çal'ın yetiştirdiği en ünlü sanatçılardan biri. Peki yanımda kim var? Yanımda işte İbrahim Çallı'nın torunu, değerli ressam, sanatçı Yaşar Çallı var. İşte dedi ki genç ve dinamik. Gel Yaşar abi. Hemen Yaşar abicim hoş geldin Çal'a. Çal'a gelmek sana bir heyecan veriyor mu? Ya yani kendimle buluştum burada. Kendimizle buluştum. Özümle buluştum burada. Evet. Bir de şu anda öyle bir şey değil ki yani o dedenin önündeyiz ya. Dedeni dün de geldiğinde böyle ayaklarını sildin. Ya seni duygulandırıyor mu? Nasıl duygulandırmaz? Evet. Deda yani bir de bu atmosferi özlemişim. Tabii bir takım yapılarla değişmiş biraz Çal ama ya da bu festivalin şeyinden kaynaklanan bir kargaşa var tabii elbette. Yani özlediğim yerler, sokaklar vardı, işte yollar vardı, işte şeye, çarşıya çıkıncaya kadar bir takım Zeynep analar vardı, Nuriye teyzeler vardı, ne bileyim Hacı Ahmet vardı, kardeşi vardı. Yani, Arap Nazım vardı. Arap Nazım vardı. Çallı dedenin anama gönderdiği Çallı annemin babası. Evet. Benim de soyadım da sonra Çallı dedenin vasiyeti üzerine Çallı oldu. Evet. Şimdi Çal Karası'nı sever miydi? Ressam İbrahim Çallı sever miymiş Çal Karası'nı? Ya onları anlatıyor. Kumral'ı anlattı bana. Kumral'daki çeşmeyi anlatıyor. Gürül gürül su akar diyor şeyinden diyor oraya. Git oranın orada bir resim çalış demişti bana. Evet, Kumral, çalıştınız mı peki? Çalıştım tabii. Evet. Nerede o resim bilmiyorum ama şimdi. Ama bilmiyoruz. Evet. Yani o Kumral'daki altı arkadaşıyla yemek yemeye, kafa çekmeye gelmişler. Orada bir ev var. Gene bir evde. O ev onlardan birinin galiba. Oraya gelirken bir de bir şey var, Deli Yusuf'un kızı Sıdıka'yı da alalım, hizmet etsin diye. Tombiş bir kadın falan böyle. Evet. Neyse yemişler, içmişler, eğlenmişler, dönecekler ya Çal'a. Evet. Sabah kadar orada kalacak değiller. Ama hepsi sarhoş, hele hele Sıdıka da sarhoş. Evet. Hepsi onu sırayla sırtına yüklenip o yoldan Kumral yokuşundan yukarı çıkacak. Anla gari hallerini. Sıkıntılarını. Çiğdem varıyor acaba? Bir dakika. Biz devam edelim röportaja. Tabii tabii. Evet. Şimdi tam Çal'a giriş sırasında Çallı İbrahim'e rastlıyor. Evet. Sıra ona geliyor. O sırtını onu taşırken çifte çubuğa giderler onu görüyor. Bir şey anlam veremiyorlar bu işe. Bu okumuş çocuklar bunlar hep de Çal'da. Çal'da evet. Ve de eskinin okumuş çocuklar. Ha, itibar gören çocuklar bir de. O gözden düşüyorlar işte o yüzden filan işte. Neyse Çallı dedenin babası, İbrahim'in babası. Babası bilmem kaç altın koyarak kemeri. Hadi sen de diyor İstanbul'a git şey yap. Oku. Oku işte şeye. Askeri idariyeye girsen diyor. Evet. Ne askeriydi de hediye girmiş. Oralarda dolaşıyor, yiyip içiyor, gereği kafa çekecek birilerini buluyor falan, parasını tüketiyor falan. Sonra Yeni Cami avlusundaki Arzu Hacı'lar var. İstanbul'da. İstanbul'da, Yeni Cami'nin önünde. Yeni Cami'nin önünde. Ha. Değerli izleyenler, tarihi bir
anekdotu dinliyorsunuz. Ya ne diyorsunuz? O Yeni Cami Avlusu'ndaki şey sakallı bir amca şey ne yapıyor orada? Şey arzuhalcilik yapıyor. Şimdi onlarla gidiyor selamlaşıyor işte. Ben de yalnız ekmek paramı kazanmak istiyorum ama bana fırsat verir misiniz filan diyor. Bakıyor adam genç bir oğlan 17 yaşında 18 yaşında filan. Senin okuman yazman var mı diyor ilk önce. Evet. Memleketin haline bak. Var tabii diyor yani. Adamdan daha iyi okumuş bile yani okumuş durumda. Şimdi dene bakalım diyor bir kağıt veriyor. Orada bir deneme yapıyor. Kaligrafisi çok güzel. Hadi onlar daha iyi biliyor tabii bu işi. Kaligrafisi çok güzel. İşte hayret ediyor yani. Al diyor bu kağıdın bir tomarın yarısını ona veriyor. Mürekkebi beraber kullanırız diyor. Bir divit de uyduruyor ona. Ona da veriyor. Şimdi bu masa musa yok. Evet. Önce git diyor Perşembe Pazarı'nda portakal sandıkları varmıştı. O zaman demek birer parmak kalınlığında o tahtalar. Portakal sandıkları. Portakal sandıklardan iki tane al gel diyor oraya. Birini oturacaksın diyor. Yani koyup birini masa yapacaksın diyor. Hepsi öyle yapmışlar. Hepsi. Ya ben böyle bir tablo yapmıştım. Divit'le dilekçe yazıyorlar. Ya Divit'le dilekçe yazıyorlar. Arzuhal. Ortak. Yani arzuhal. Ama diyor sen de işin arzuhalcilik yapma diyor. Sen mektupçuluk yap diyor. Ha mektupçuluk. İnsanın içini sızlatan bir şey bu. Yani o zamanki Türkiye'nin duruma bak. Sokakta mektupçular var. Ha, mektup yazanlar. Geliyor mektup yazdırıyor. Evet. Yavuklusuna, oğluna, askerine, bilmem nesine. Şimdi o tabloyu da yaptım ben. Öyle bir şey. Yok böyle bir fotoğraf yok. Yaptın mı onu? Yaptım tabii. Nerede bir yerlerde o işte elbet. Evet. Buluruz onun şeylerini. Evet. Şimdi çok şey duygulandım da. Ne daha? Duygulandım da. Evet değerli izleyenler. Sırayı şaşırıyorum. Hiç önemli değil ama. Hmm. Tarihi bir güzellik anlatılıyor. Yani Divit'le yazılan arzuhalcilerin yazıları değil mi? Tabii. Mektupçu İbrahim. İbrahim mektupçu. İbrahim Çallı mektupçu. Şimdi söylediği bir şey var. Şöyle gelelim biraz daha Yaşar abi ya. Şöyle gel bana. Evet. Biraz daha şey şimdi şey yapalım. Anlatırken ben onu... Sonra nasıl ressam oluyor? Şimdi oraya geleceğim. Ya çok işgal ediyoruz ama. Yok canım. Pipon bir yakayım ya ben bu arada. Ya yok mu? Yani yakmayayım. Yasak yasak. Yani yasak mı? Yasak. Şimdi ceza almayalım. Öyle mi? Tabii. Neyse gari. Evet, evet. Şimdi mektupçuluk yapmaya başladı ya bizimki. Evet. Bir genç hanım var orada. Gelmiş tarif ediyor, anlatıyor. Bir şeyler söylüyor. O dinliyor, yazı veriyor. Yazıyor. Dinliyor, diyor, yazıyor. Şimdi İbrahim dedenin bir sözü var. O sözü ben Doktor Esat Mikari, benim manevi babam, o beni İstanbul'a alıyor sonra, Çallı dedi öldükten sonra. Evet. O bantı almış onun sesini, onu dinlettiydi bana. Diyor ki orada, ne kadar enteresan bir şey. Bir de diyor, okuyuveriyordum diyor. Bir de okuyor, evet. Çünkü mektupçu olan pezevenk, onun okuma yazması olmadığı için kadının, adamın, kimse... Yazıyor. Zarfı yalayıp atıp bastırıp hadi at diyor bu postaya götür. Evet. Halbuki diyor ki İbrahim. Bir de ben onu okuyuveriyordum diyor. Çok mutlu oluyorlardı diyor. Burası çok güzel. Evet. Yazıldığını. Ne yazıldığını. Evet. Şimdi çünkü o kadar karanlık bir dünya yaratılmış ki hiçbir şey şey yapma cesaret yok kimsede. Bildiğiniz evet. Cesaret yok. Bu Çalılarda cesaret çok. Bu Karaüzüm'den mi oluyor bu? Çalgarası. Çalgarası. Çalgarasından oluyor abi. Evet, tamam. Bana öyle geldi. İşte dünyanın önemli resim sanatçısı ve güzel insan Yaşar Çalı'yla röportaj yapmak çok kolay değil. Peki. Yok çok kolay oldu ya. Çok. Peki İbrahim Çallı nasıl ressam olmuş orada? Şimdi oraya geleceğiz. Evet. Şimdi... Ayağımı oraya karşı kaldırıp koymayayım değil mi? Ay olmasın. Ya, saygısızlık olmasın. Evet. Şimdi bir gün
Onun kurşun kalem o zaman. Ne imkanı var ki? Kurşun kalemle bir resmini yapar o amcanın. Evet. Onun yaptığı o resmini şeye raptiyeler. Kasaya. Onun kasasına. Evet. Masa nasılsa. Masaya. Masa nasıl masaysa kasa. Oraya raptiyeliyor onu. Gelen giden görüyor, amcaya benziyor resim diyor. Amca, bu resmi sen mi yaptın diyorlar. Yok diyor, bu çocuk yaptı diyor. Bu hikayeler var. Evet. Şimdi gelen görüyor filan böyle. Meğerse içi kaynıyor oğlanın resim yapmak için. Evet. Şimdi o kadar enteresan bir olay ki bu. Şimdi amca oralarda, sakallı amca, onlarda birisini çağırıyor. Rupen! Rupen gel 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 diyor. Bak burada senin gibi resim yapan bir çocuk var diyor. Evet. Olaya Rupen bak. De ressammış. Ha? Rupen ressam. Evet. Orada Rupen'i nereden tanıyor? Rupen'le nereden tanışık? Yani ne kadar o semtte yer etmişler artık yani. Oradaki sokakta dolaşan herkesle tanışıklar yani. Evet. Yeni cami avlusunun orada Rupen'i görüyor. Rupen gel diyor. Çağırıyor onu. Rupen de bir yabancı isim, kim, İtalyan mı ne? İbrahim'in resmini görünce ondan ilgileniyor. İlgiyi orada görüyor. Rupen bununla resim çalışmaya falan başlıyor. Evet. Bak gayrı sen. Şimdi öyle bir zaman geliyor ki Hoca Ali Rıza'nın oğlu mu torunu mu? Oğlu. Oğlu olması lazım. Evet. İle tanıştırıyorlar. Tanışıyorlar filan. Hoca Ali Rıza ile tanıştırıyor. Babasıyla tanıştırıyor İbrahim'i. Evet. İbrahim Rupel'le çalışmaktan resimler yapmış ya. Evet. Onları götürüyor, gösteriyorlar filan. Onu işte Sanayi Nefise'ye, Güzel Sanatlar Akademisi'ne şimdiki yazdıran o. Rupen. Hayır, Rupen sebep olmuş. Sebep olmuş. Şey, Hoca Ali Rıza. Hoca Ali Rıza'nın yazdırıyor. Yazdırıyor İbrahim'i, kaydettiriyor Sanayi Nefise'ye. Evet. Çok müthiş olaylar oluyor böyle canım. Ve derken işte oradan şeyi yakalamış oluyor değil mi? Tabii. Sanatı yakalamış oluyor. Hem nereden, de nasıl? Nereden? Kendiliğinden. 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 Meyve kasası, masası. Portakal sandığı. Portakal sandığı. Masası. Ve mektupçu tane... İbrahim oluyor. Türkiye'nin önemli bir sanatçısı. İşte beğerse. Evet. Sonra çala gelip gitmiş mi hiç? Bilmiyorsunuz. Hatırlamıyorum onu. Evet. Hatırlarım ama sen da çok gelip gidiyorsun. Çok duydum. Çok anlatıldı bana da. Evet. Yalnız kendisi bana şöyle demişti. Kumral Çeşmesi'ni anlattı evet. Bana. Olduğundan diyor. Gürül gürül sular akar diyor. Evet. Etrafında ağaçlar vardır diyor. İşte o Kumral Vadisi, o çeşmenin resmini yap bana demişti çalı dedi. Yaptınız. Ve ben o resmi yapmıştım. Evet. Yani. Yaptınız ve? Ya götürdüm ya gönderdim. Yok götürmedim. Tek işte kendi başıma götüremem ki. Besim Yazıcı. Hı. Resim öğretmeni Besim Yazıcı. Denizli Lisesi'nin. Evet. Tombiş böyle. Meğerse bak benim hayatım hep böyle. Benim için hazırlanmış. Besim Yazıcı Çağlı Dede'nin öğrencisiymiş meğerse. Ha. Şimdi Çağlı Dede'ye mektup yazıyor. Senin burada bir torunun var ki hocam diye falan şey yapıyor. Evet. Onu tatil olunca, yaz tatil olunca onu diyor bana getir gel. Senin, resimlerini de al. Evet. Ha. Biz trenle gidişimizi hatırlıyorum. İstanbul'a. Kaç yaşındaydın Yaşar abi gittiğinde? 16-17. 16-17 yaşında. İbrahim Çaldı 16-17 yaşında gitti İstanbul'a. Sen de... Ya garip bir aslattı. Değil mi? 16-17 yaşında İstanbul'a trenle vardın. Aynen. Trende girişimizi hatırlıyorum. Hatta gözüme şeyler, kömürün şeyleri geliyor. Evet. Gözlerim kan çanağına dönmüş. Besim Hoca diyor ki, ya içeri gir diyor, pencereden bakma gözlerin kan çanağına dönmüş diyor. Ben heyecandan duramıyorum ki. Neyse en son gittik işte bir şeylere binip Cihangir'e geldik. Cihangir Caddesi'ne indik falan. Orada çıktık merdivenleri 3. kata. Cihangir'deki evine gelmişiz meğerse. Gürül gürül saçlarıyla kapıyı açınca arkadan ışık geliyor ya. Evet. Biz de loş tabii merdivenle çıkmışız 3. kata.
çaldı dedi geldi heyecanla, gel bakalım torun deyip eli omuzuma koyunca benim bacaklarım bağa kesilmişti. Evet. Ve içeri aldı bizi. Yani işte ben orada kaldım çaldı dediğiyle. Çaldı dedi varır. Ne kadar kaldın orada? Pek hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Belki kaldım bir hafta. Evet. Beşim sonra... Bey döneceği zaman tekrar geldi. Evet. Beni de aldı, biz tekrar döndük filan. Sanat hayatına devam ettiniz. Şimdi ha tabii Denizli Çiçeği de işte orada. Şimdi Çallı Dede balkona sehpayı kurmuş. Evet. Ben buradan çok resim yaptım dedi. Hadi bakalım bir de sen yap dedi bana. Sana. Cihangir'de. Evet. Orası nereye bakıyor? Ta Fındıklı'yı falan ayaklar altına alıyor. Fındıklı Camii aşağıda kalıyor. Cihangir Caddesi'nden, Caddesi'nde böyle. Ta şeye kadar, Üsküdar'a kadar görüyorsun. Ben o heyecandan elim ayağım titriyor. Onun fırçası, onun boyaları, onun sazlığı şey eli arkamda duruyor. Şaşırmışım ben cami koskoca şeye koymuşum böyle salak salak cami ta aşağıda. Yani o kadar yeri kaplıyor ki. Bak biz buna çerçeveleme deriz diyor, çerçeveleme. Kompozisyonu yaptı bana duvarın üzerinde hemen eli omuzumda öteki eliyle. Aman Allah'ım yarabbim. İşte o bana en büyük dersi. Biz böyle şeyler yapmıyoruz. Tabii ortaokuldayım daha, orta sondayım Denizli Lisesi'nde. İşte Besim Bey tabii ki yararlı elbette. Bir de Bayram Ali Dağlı bile geldiydi oraya resim öğretmeni. Evet. Neyse yani... Siz de üniversite bitti. Ben hani... Akademi bitirdiniz. Bitti sayılır. Bitti sayılır. Hayat akademisini bitirdiniz. Hayat akademisi, ya Güzel Sanat Akademisi'ni bitirdim canım sayılır. Evet sayılar. Evet, şu taraftan da. Baba bitirmeden Sadi Diren de tanıştırdı beni Zeki Faik Gizer. Evet. Zeki Faik Gizer benim atölye hocam oydu. Evet. Sadi Diren Diren'le tanıştı. Sadi Diren beni aldı fabrikaya götürdü. Eczacıbaşı Seramik Fabrikası'nın müdürüymüş. Allah'ım orada heykeller, panolar, seramik şeyler evet. Filan neler yaptık neler. Hayat öyle devam etti. Yani. Şimdi nerede oturuyorsunuz Yaşar Bey? Şimdi... Şimdi ya? Nerede oturuyorsunuz? Artık bir şeyler başlıyor. Eyvah. Tam zamanda. Şimdi nerede oturuyorsunuz? Şimdi Bilkent'te oturuyoruz. Bilkent'te Ankara'da. Bilkent'te o oturuyoruz. Zaman ben... Geleceksin ya. Geleceğim. Ha. Ve artık Çallı'yız. Çal'ın adını dünyaya duyuracağız. Hem de nasıl? Değil mi? Evden İbrahim Çallı ile beraber. Hele şu belgelerin bir şey var ya canım ha. Benim sevgili arkadaşımızın çektiği. O çok ciddi bir şeydir bu. Tabii. Bunu herkese herkese vermen. Vermen bu röportajı. Tamam, teşekkür ederim. Gerek kullanmasın. Kullanmasın. Çok teşekkür ederim. Aynen. Yaşar abicim çok sağ ol. Evet, değerli izleyenler. Eksilmesin. Çok sağ ol. Senin hiç değişmedin ki. Çok sağ ol. Allah çok sağlık versin. Sağ ol. Bütün ekibe selamlarımı, sevgilerimi bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ve onlarla devam edecektir bu İnşallah. Mutlu beraberliğimiz devam edecektir. Çünkü hep hatırlayacağız. Evet, çok teşekkür ederim. Unutulacak bir olay değil ki. Evet, saygılar sunuyoruz. Süslendik, süslendik. Süslendik Çal'da. Çok süslendik. Evet, Çal'da süslendik.